Hoş geldiniz, teröründünüzü. Ülkemizdeki en eski ve en önemli resim koleksiyonlarından biri olan Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonunun oluşumu, Osmanlı padişahlarının kendilerine veya atalarına ait portreleri saray hazinesinde korumaları ve biriktirmeleriyle başlamıştır. Topkapı Sarayı, 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından müze haline getirildikten sonra bağış ve satın alma yoluyla zenginleşen bu koleksiyona zaman içinde Dolmabahçe ve Yıldız gibi geç dönem saraylarından intikal eden resimler de katılmıştır. Koleksiyonda halen padişahların, padişah kadınlarının, şehzadelerin, önemli devlet adamlarının, Cumhuriyet dönemi sanatçı ve aydınlarının portreleri, peyzaj, tören ve günlük yaşam konulu sulu boya, yağlı boya, fil dişi, pastel, kara kalem gibi çeşitli tekniklerle yapılmış 800 civarında resim bulunmakta, bu sayı gravür ve fotoğraf koleksiyonuyla 1500'e ulaşmaktadır. Rafael, Konstantin Kapıdağlı gibi ilk Osmanlı tuval ressamları, ilk kadın ressamlarımızdan Mühri Meşrikan'ı, Enderunlu öğrenciler, Halife Abdülmecit Efendi, İbrahim Çallı, Feyhaman Duran gibi Türk resim sanatının gelişiminde önemli rol oynamış Türk ressamları ve birçok batılı ressamın 16. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ortalarına kadar tarihlenen yapıtlarından oluşan koleksiyon, konu ve üslup açısından olduğu kadar farklı kültür ve disiplinlerden gelen sanatçı yelpazesiyle de oldukça zengin bir çeşitlilik gösterir. Bu zengin çeşitlilik içerisinde koleksiyonun en önemli grubunu padişah portreleri oluşturur. Padişah portrelerinin birinci grubunu Osmanlı nakkaş ve ressamlarınca saray için yapılan örnekler oluşturur. Bu portrelerde bir hükümdar imgesinin yaratılması hedeflenirken kişisel ve kolektif tasvir taleplerinin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır örneklerde. Bir başka deyişle bir Osmanlı padişahının portresi hem bireysel nitelikler taşımalı hem de Osmanlı sultan imgesini yansıtmalıdır. İkinci grup, batılı sanatçılar tarafından Avrupalı izleyiciler için yapılan padişah portreleridir ve yağlı boyadan gravür baskılara kadar değişik teknikler gösterir. Çoğu kez Osmanlı örneklerinden farklı vurgular taşırlar. Özellikle 1529 ve 1683'te 1. ve 2. Viyana kuşatmaları ile Osmanlı tehdidi altında kalan Avrupa'da siyasi kaygılarla üretilen portrelerde fiziksel tahribat ve tuhaf kostümlerle betimlenen zalim padişah titremeleri Avrupa'da propaganda amacıyla kullanılmıştır. Bunun yanı sıra zaman içerisinde tarafsız ve olumlu vurgular taşıyan portreler de üretilmiştir. Üçüncü grupta ise Osmanlı padişahlarının Avrupalı ressamlara sipariş olarak yaptırdıkları portreler yer alır. Bilindiği gibi Fatih Sultan Mehmet sarayına davet ettiği İtalyan sanatçılardan yağlı boya ve bronz madalyalar üzerine portresini yapmalarını istemiş, öte yandan sarayındaki nakkaşlara da minyatür tarzında portrelerini yaptırmıştır. Bu dönemde Avrupa'da Fatih'in çağdaşı olan Rönesans dönemi krallarının yabancı saraylarda kendilerine neye benzediği bilinsin diye portrelerini hediye olarak yollamaları yaygın bir uygulamadır. Aynı şekilde Fatih'te imparatorluk imgesini hem Avrupa hem İran ve Orta Asya saraylarında yaygınlaştırmak amacıyla iki farklı gelenekte portre yaptırmış olmalıdır. Bir görüşe göre Fatih'in Bellini'yi İstanbul'a çağırmasının nedeni elçilerin kendisine hediye olarak getirdiği bazı İtalyan portrelerine hayran kalmasıdır. Size göre soldaki resim bugün Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonunda ve Fausto Zonaro tarafından yapılmış. Bellini tarafından yapılan yağlı boya portre günümüzde Londra'da National Gallery koleksiyonundadır. Bu portrenin Sultan II. Abdülhamit dönemi saray ressamı Fausto Zonaro tarafından 1907 yılında büyütülerek yapılmış kopyası ise saray koleksiyonundadır. II. Abdülhamit tarafından sanatçıya sipariş edilen portrede Fatih dörtlü iç profilden büst şeklinde üzerinde kürklü kaftanı ve başında kırmızı serpuşlu şişkin ulema sarığı ile resmedilmiştir. Portre Venedik tarzı kemer biçiminde bir çerçeve için alınmıştır. Kaideden hükümdarlık alameti olarak üzeri mücevherlerle süslü işlemeli bir kumaş sarkıtılmıştır. İki yanındaki yazılar çok iyi okunamamaktadır kaide. Ancak sağ taraftaki yazıda yer alan ve dünyanın Fatih'i anlamına gelen sıfat, resmin politik ifadesini ortaya koymaktadır. Kemerdeki motifler ve kumaş İtalyan Rönesans portrelerinde sık sık rastlanan ögelerdir.
Resmin sağında ve solunda üçer üçer yerleştirilmiş altı taç motifi Fatih'ten önceki padişahları, işlemeli örtü üzerindeki yedinci taç ise Fatih'i simgeler. İkinci portre gül koklayan Fatih Sultan Mehmet portresidir. Döneminde Fatih'in döneminde yaptırdığı minyatür tarzındaki portre Topkapı Sarayı Müzesi El Yazma Kütüphanesi koleksiyonuna kayıtlıdır. Uzun süre nakkaş Sinan Bey'e atfedilmiş ancak son yıllarda yapılan araştırmalarda portrenin Sinan Bey'in öğrencisi Şiplizade Ahmet tarafından yapıldığı ileri sürülmüştür. Padişahın burada bağdaş kurmuş oturur vaziyette betimlenmesi Timurdu ikonografisine bağlanır. Bağdaş kurarak oturma, kökleri Budist ikonografiye kadar inen eski Türk saray törelerine uygun bir oturma biçimidir. Örneğin 11. yüzyıla ait olan Kutapku birlikte yalnızca hükümdarların bağdaş kurarak oturmaları öğütlenmiştir. Dolayısıyla Fatih burada hükümdarlara layık bir pozda betimlenmiştir. Başkasının ise tamamen belgelerinin Fatih portresinden kopya edilmiştir. Aradaki benzerliği herhalde görebiliyoruz. İran ve İtalyan geleneklerine bünyesinde toplayan portre, 16. yüzyılda itibaren yapılan padişah portrelerine örnek oluşturması bakımından son derece önemlidir. Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonunda Osmanlı padişah portreciliğinin gelişiminde önemli rol oynayan bir grup portre, Venedikli ressam Paolo Veronese veya atölyesine atfedilir. Bu portrelerin ilginç öyküsü, sarayda hazırlanmakta olan bir şemailerinde resmedilmesi planlanan padişah portrelerine örnek olmak üzere Venedik'e padişah portrelerinin sipariş edilmesiyle başlar. İçinde padişah portrelerinin bir seri olarak yer aldığı ilk tarihi metin olan bir şemailname Kıyafetül İnsaniye Fil Şemailül Osmaniye adlı el yazma eserdir. Sultan 3. Murat döneminde Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa'nın desteğiyle yazılan eserin metni saray şehnameçisi Seyit Lokman tarafından kaleme alınmıştır. Osman Gazi'den 3. Murat'a kadar olan 12 padişahın portresi ise dönemin saray naktaşı Üstad Osman ve ekibi tarafından resimlenmiştir. Eser, insanların fiziksel özelliklerine göre mizaç ve kişiliğinin anlaşılması ile ilgili açıklamalardan sonra ikinci bölümde 12 padişahın cülüs törenleri, başarıları, ölümleri, fiziksel görünümleri, kişilikleri ve giysilerinin anlattığı bölümle devam eder. Nakkaş Osman'ın yaptığı portreler de bu bölümde yer alır. Daha sonra birçok kopyası yapılan eser tarihsizdir. Ancak Nakkaş Osman tarafından resimlendirilmiş olan ilk iki nüshada Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa'ya metiye olması, Paşa'nın 1579 Eylül'ünde öldürülüşünden önce yapıldığını gösterir. Seyit Lokman, Şemailname'nin mukaddemesinde eseri yazma sebebini, şehnameci ve ekibinin çalışması için gerekli olanın geçmiş sultanlığının hilyelerinin tespiti olduğu şeklinde belirtir. Çünkü Fatih'ten önce hiçbir padişah portresini yaptırmamıştır ve fizyonomileri tarihi metinlerde anlatıldığı kadarıyla bilinir. Metinde ayrıca Seyit Lokman ve Nakkaş Osman'ın fizyonomisini bilmedikleri padişahların tarif ve tasvirlerini bulabilmek için mevcut tüm örnekleri gözden geçirdikleri anlatılır. Yine eserin mukaddemesine göre Avrupa'da mevcut Osmanlı padişah portrelerinin model olarak kullanılmak üzere getirtilmesi için durum Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'ya arz edilmiş, Sokullu bu talep üzerine Venedik Valisi Nicola Barbarigo'dan Venedik'te mevcut sultan portrelerinin getirtilmesini istemiştir. Barbarigo, bu portrelerden haberdar olmadığını, Sadrazam'ın aslında hiç de benzemeyen baskı örnekleri duymuş olabileceğini belirterek bunların görülmeye değer olmadığını belirtir. Sokullu isteğini ısrarla yineleyince Venedik'te mevcut sultan portreleri araştırılmış, gravür veya baskı olan bu örnekler yetersiz görülerek yeni bir serinin hazırlatılmasına karar verilmiştir. Hazırlıklarla ilişkili gelişmeler Venedik Devlet Arşivindeki belgelerden izlenebilmektedir. Yazışmalara göre hazırlanan portreler 5 Eylül 1579'da Donato Kalyonu'na yüklenmiştir. Osmanlı arşivlerinde bugüne kadar resimlerin İstanbul'a gelişiyle ilgili bir belgeye rastlanmamakla birlikte portrelerin Venedik'ten getirtildiği gerekli karşılaştırmalar yapıldıktan sonra şemailnamenin tamamlandığı kabul edilir. Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonundaki Veronese Atölyesi'ne atfedilen padişah portrelerinde 1579'da Donada Kalyonu'yla İstanbul'a ulaştığı varsayılan portreler olduğu kabul edilmektedir. Örneklere geçmeden önce Veronese Atölyesi'ne atfedilen bu seriyle örtüşen ikinci bir seriden söz etmek gerekiyor. İkinci seri bugün Münih'te Altepinakotek koleksiyonunda bulunmaktadır. 1885'e kadar bu portrelerin Veronese tarafından yapıldığı kabul edilmiş ancak resimlerdeki nitelik farkları
tek bir sanatçıdan çok bir atölye üretimini çağrıştırdığında bu tarihten sonra resimler Veranos Atölyesi'ne atfedilmiştir. Münih Altepineko tekstilisti Osman Gazi'den 3. Murat'a kadar olan 12 padişahın portresiyle İsa ve Musa Çelebilerin portrelerini de içermekte, yani toplam 14 portreden oluşmaktadır. Burada görülenlerde Münih serisinin fotoğrafları ve yaklaşımsının padişah portreleri. Topkapı Sarayı serisi ise bir kısmı Veranos Atölyesi'ne atfedilen, bir kısmı da Veranos Atölyesi kopyası olarak nitelenebilecek 15 padişah portresini içermektedir. Bu portreler Münih serisi gibi Osman Gazi'den 3. Murat'a kadar kesintisiz bir seri oluşturmaz. Topkapı serisinde bazı padişahların ikişer ve üçer portresi vardır. Bazılarının ise hiç portresi yoktur. Örneğin 3. Murat'ın hiç portresi yoktur. Yani bu seriye ait hiç portresi yoktur. Aslında 15 portrenin tamamı sarayın özgün koleksiyonuna ait değildir. Saray müzeye dönüştürüldüğünde oda oda yapılan sayıma ait kayıt numaralarına göre bu portrelerden 9 adedi haremde Valide Sultan Dairesi'nde, 2 adedi hazine-i hümayunda bulunmuştur. Yani sarayın özgün koleksiyonunda bu atölye ilişkilendirebileceğimiz 11 portre bulunmaktadır. Diğerleri ise müze koleksiyonuna satın alma yoluyla girmiştir. Bu seride padişahlar yarı portre olarak her biri değişik ve anlık pozlarda çalışılmıştır. Yüzler ifadelidir, giysi ve başlıklar gerçekçi değildir. Fizyonomik açıdan ise gerçekçilikten çok sanatçının güvenirliği kesin olmasa da önceki örneklerden faydalandığı söylenebilir. Her portrede figürün genellikle başının yan tarafına ismi ve saltanat sırası yazılıdır. Avrupa krallığı gibi her sultana bir saltanat tacı giydirilmiştir. Veranos ve Şemainame portreleri karşılaştırıldığında Nakkaş Osman'ın bu portrelerden isimlendiği, her iki seride de sultan başlarının benzer pozlarda betimlendiği, Nakkaş Osman ve Veranos'un çok farklı üsluplarda çalışmasına karşın sultanların yüz hatlarında benzerlikler olduğu görülür. Ayrıca Nakkaş Osman'ın serisinde gül koklayan Fatih portresindeki oturma biçimi ve hükümdarlık sembolleri de örnek alınmıştır. Burada birkaç örnek göstermek istiyorum. 3. Murat, bu da 2. Murat'ın portresi. 3. Selim'in özellikle yüzünde gerçekten büyük bir benzerlik var. Osmanlı padişah portreciliğinde Veranos portrelerinin en önemli taraflarından biri Osmanlı Sarayı'nın talebi üzerine yaptırılmış olmalarıdır. Hazırlanmakta olan Şemainame'deki padişah portreleri de doğru fizyonomi araştırılmasına ve incelenmesine dayanan bu talep 16. yüzyılda padişah portreciliğine verilen önemi ve tutumu yansıtır. Nakkaş Osman'ın Şemainame'deki padişah portreleri bu tarihten sonra Osmanlı padişah portrelerinde model olarak kullanılmıştır. Fatih Sultan Mehmet ile Şemainame'nin hazırlandığı 3. Murat dönemi arasında seri padişah portrelerinin gelişiminde duraklama olmuştur. 2. Beyazıt portre yapımına sıcak bakmayan bir tutum göstermiş. Buna karşın döneminde Macarlar tarafından Osmanlı padişah portrelerinin yer aldığı iki seri hazırlanmıştır. Yine Batılılar tarafından portreleri yapılan Yavuz Sultan Selim'in ise yaşadığı dönemde yapılan tek portresi madalya üzerindedir. Gravür portre ağaç baskı olarak yapılmış. Bu portre Erhard Schuane atfediliyor. 1530'larda yapıldığı kabul ediliyor. Yavuz Sultan Selim burada madalya portresinde olduğu gibi herhalde madalya portresi örnek alınmış olmalı. Sakalsız, uzun bıyıklı ve kulağında küpesiyle betimlenmiş. Ve daha sonra yapılan portrelerinde de aynı fizyonomi kullanılmıştır. İkinci portre, yağlı boya portre Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonunda. Bu portre ağaç baskıdan örnek alınarak yapılmış, açıkça bu görülüyor ve 19. yüzyıla tarihleniyor. Avrupalı bir sanatçı, imzasız Avrupalı bir sanatçı atfediliyor. Yavuz'dan sonra tahta çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşadığı dönemden 18. yüzyıla kadar Avrupalı ressamlar tarafından pek çok portresi yapılmıştır. Rönesans dönemi sanatçılarından Dürer'in 1526 tarihli Genç Kanuni'yi betimlediği desen portresi ilk örneklerdendir. Avrupa ile güçlü siyasi ve kültürel ilişkiler kuran Kanuni'nin elçi heyetleriyle İstanbul'a gelen kimi ressamlara portrelerini yaptırdığı bilinir. Bunlardan Loris'in 1559 tarihli gravür portresi önem taşır. Loris, Avusturya elçisi Buzbek'in mahiyetinde katıldığı elçi kabul töreninde
padişahı görmüş ve portreyi gözlemlerine dayanarak yapmıştır. Verones serisindeki Kanuni portresiyle benzeşen bu portrede en baştaki padişah gerçekçi bir fizyonomiyle betimlenmiştir. Avrupa örneklerinin çokluğuna karşın Kanuni'nin Osmanlı sanatçıları tarafından yapılmış portreleri sayıca azdır. Ve bu dönemde de seri padişah portrelerine rastlanmaz. Nigari'ye atfedilen portrede ortadaki Kanuni alışılmış padişah portrelerinden farklı olarak yaşlılık döneminde hasta, yorgun bir ifadeyle ve bir günlük yaşam anında betimlenmiştir. Hükümdarlığı arkasında yer alan iki has odalıdan birinin taşıdığı altın kılıçla simgelenir. Kanuni'nin Osmanlı sanatçıları tarafından yapılan portrelerindeki fizyonomisi Avrupa örneklerindeki fizyonomisiyle örtüşür. 16. yüzyıl boyunca Avrupa'da Osmanlı padişahlarına ait dizi portrelerin yapıldığı ve gravürlendiği bilinir. Dizi portrelerin ön örneklerinin ise Osmanlı minyatürleri olduğu sanılmaktadır. Kaynaklara göre Barbaros Hayrettin Paşa 1574 yılında Marsilya Seferi sırasında yarım boy padişah portrelerini yanında götürmüş ve bir İtalyana vermiştir. İtalya'da üretilen gravür padişah portrelerinde bu minyatür portrelerin örnek alındığı sanılmaktadır. Nakkaş Osman serisi hazırlanırken Avrupa'dan örnek alınmak üzere talep edilen portrelerin bir grubu da bu kez gravür portreleri olmalıdır. İtalya'ya Barbaros tarafından götürülen minyatür portrelerin Kanuni ve ikinci serinin portrelerinde yapmış olan ve nigari olarak tanınan Haydar Reis'e ait olduğu düşünülmektedir. Yani birbirinden birisi önce örnek alıyor, o yapılanları örnek alıyor. Böyle bir etkileşim içinde. Kanuni'nin oğlu ikinci Selim'in Osmanlı ve Avrupalı sanatçılara portresini yaptırmaya çok hevesli olmadığı görülür. Resimli tarih konulu el yazmalarına da çok fazla ilgi göstermemiştir. Padişahın yaşadığı dönemde yapılan ve nigariye atfedilen portreleriyle Berenes ve Şemayname portrelerindeki fizyonomisi de birbiriyle örtüşür. Yeniden 3. Murat dönemine dönecek olursak, 1579 yılında tamamlanan Şemayname'den sonra Osmanlı padişah portreciliğinde yeni bir dönemin başladığı görülür. Bu tarihten sonra seri padişah portreleri yaygınlaşarak köklü bir geleneğe dönüşmüştür. 3. Murat'ın el yazmalarında yer alan portreleri kütüphane koleksiyonundadır. Tablo koleksiyonunda ise iki portresi bulunmaktadır. Bunlardan biri 19. yüzyılda hazırlanan Kapı Dağlı serisindeki portresidir ki bu seriden daha sonra söz edeceğiz. Diğeri ise 19. yüzyıl ortalarına tarihlenen bu yağlı boya portredir. İmzası olan portrede padişahın fizyonomisi Verones ve Şemayinname'deki portreleriyle uyumludur. Kıyafeti ise hayaldir. Resim koleksiyonunda bu resmi de içeren bir dizi padişah portresi 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenir. Bu dizideki son portrenin Sultan Abdülmecit olması sebebiyle Abdülmecit tarafından bunların Avrupalı bir ressama yaptırdığı sipariş edildiği düşünülmektedir. 17. yüzyılda Osmanlı padişah portreciliğinde resimli silsilenamelerin ortaya çıktığı görülür. İlk kez 3. Mehmet döneminde hazırlanan ve oturur biçimde betimlenmiş peygamberler ile padişah portrelerinin madalyon çerçeveler içine alındığı silsilenameler, şemayinnamelerin farklı bir biçimde sürdürüldüğü el yazmalarıdır. Ve 19. yüzyılın ortalarına kadar hazırlanmıştır. Bunlarda portreler Nakkaş Osman serisindeki portrelerden hareketle yapılmıştır. Ama boyutları oldukça küçültülmüştür. Portrelerin madalyonlar içine alınmasının kaynağını Timolus Tecere ruloları oluşturur. Osmanlı silsilenameleri bütün peygamberlerin ve padişahların soyunun dayandığı Adem peygamberle başlayıp tahttaki Osmanlı padişahı ile son bulan birer dünya tarihi özelliği taşır. 3. Mehmet'in silsilename ve tarihi konulu el yazmalarındaki portreleri saray kütüphanesinde bulunmaktadır. Resim koleksiyonunda ise 19. yüzyıl serisine ait olan bir portresi, yağlı boya portresi bulunmaktadır. Bu portrede padişahın fizyonomisi Osmanlı sanatçılarının yaptığı portrelerden farklıdır ve 1629 tarihli Lawrence Johnson'a atfedilen gravür portresi örnek alınarak yapılmıştır. 3. Murat'ın 19. yüzyıl portresinde olduğu gibi burada da padişah kıyafeti hayal edilir. 17.
17. yüzyıl boyunca Osmanlı padişah portreçliğinde eski geleneklerin tekrarlandığı ancak üretimin azaldığı, önemli atılım ve gelişmelerin yaşanmadığı görülür. Bu dönemde sarayın himayesinin azalması ile padişah portreleri popüler hale gelmiş ve İstanbul'da Avrupalılar için hazırlanan çarşı ressam ve çarşı ressamlarına atfedilen kıyafet albümlerine eklenmiştir. Avrupa'da ise dizli padişah portrelerinin gravürlü albümlerde yayınlandığı ve yağlı boya portreler yapıldığı görülür. Resim koleksiyonunda bu döneme ait gravür ve yağlı boya örnekleri yer almaktadır. Yağlı boya örnekler arasında aynı seriye ait olduğu düşünülen 4 padişah portresi 17. yüzyılda tarihlendirilir. Bu portreler kıyafetlerdeki İspanyol kumaş desenleri nedeniyle İspanyol bir ressama atfedilmiştir. 1. Mehmet'in portresini görüyoruz. 3. Murat döneminde Şemainamesi'nin padişahların fiziksel özelliklerinin anlatıldığı bölümünde 1. Mehmet, yüzü pembe beyaz idi, ince ve uzun boylu, çatma kara kaşlı, siyah elar gözlü, sırtı yassı ve kuvvetli, koç burunlu, gerdanı uzun, sakallı, bıyıkları bahadırhane vurulmuş, göğsü ve alnı genişti şeklinde tarif edilmiştir. Portredeki fizyonomi bu tarifle ortak özellikler taşır ve padişahın şemainamedeki portresiyle de benzeşir. Aynı ressama atfedilen ikinci resim Sultan II. Murat'a aittir. Yine şemainamedeki orta uzun boylu, yüzü açık, pembe beyaz benizli, aslan bakışlı, kaşları çekme, siyaha bakan gözleri şehla, burnu düz, boynu narin, kolları kuvvetli, okçu idi şeklindeki tarifine ve şemainamedeki portresine benzer şekilde bitim vermiştir. Elindeki ok değil. Asa gibi hocam o. Oktan çok asa gibi olur. Oka da benziyor. Oka da benziyor. Bu da yine aynı serinin 1. Mustafa'ya ait olan portresi. Çeşitli kaynaklarda padişah, küçük, solgun, kederli ifadeye sahip, güzel yüzlü, seyrek sakallı, iri siyah gözlü olarak tarif edilir. Portrede de bu tarife uymaktadır. 4. Murat'ın gençlik dönemine ait portresi, padişahın Osmanlı sanatçıları ve Avrupalı kim sanatçılar tarafından yapılmış diğer portrelerinden çok farklıdır. Aslında burada sanatçının 2. Murat, biraz önce gördüğümüz 2. Murat portresindeki fizyonomiyi tekrarladığı gibi. Yine bir 17. yüzyıl örneği göreceğiz. Çocuk yaşta tahta çıkan 4. Mehmet'in bu portresi Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonunda yağlı boya portre. Her ikisi de Topkapı Sarayı koleksiyonunda. 1650 civarında tarihlenen Monkorne'nin gönlüğüyle aynı özellikleri taşıyor, portre özellikleri taşıyor. Bu da 2. Ahmet'in bir gravürü. Bu portrede 1692 tarihinde Musavvet Hüseyin tarafından hazırlanan bir silsilenamedeki 2. Süleyman portresi model alınmış. Aynı fizyonomi burada 2. Ahmet portresinde kullanılmış. Sanatçı padişahları ya karıştırmış veya sadece bir Osmanlı padişahı imgesi yaratmış olmalı diye düşünüyoruz. 18. yüzyılın başı Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa ile ilişkilerinin arttığı, batılılaşma ve yenileşme olarak adlandırılan dönemin başlangıcıdır. Bu dönemden itibaren askeri, siyasi, teknik, eğitim ve idari alanlarda yapılan reformlar, Batı ile giderek artan ilişkiler, Osmanlı kültür ve sanat ortamını da etkilemiş ve sanatın hemen her dalında yeni biçimler ve türler ortaya çıkmıştır. 18. yüzyılın ilk yarısından itibaren elçilerin mahiyetinde veya Türkiye tutkusuyla İstanbul'a gelen Avrupalı ressamlar tarafından yapılan betimlemeler, Osmanlı tasvir sanatında görülen yeniliklerin ortaya çıkışında önemli bir rol oynamıştır. Lale Devri Padişahı 3. Ahmet döneminin önce saray nakkaşı devrinin eserlerinde betimleme anlayışına yenilik getiren ilk aşamalar ortaya çıkmıştır. Osman Gazi'den 3. Ahmet'e kadar olan padişahların portrelerinin yer aldığı Kemir Musaller Silsilename adlı eserde devrin geleneksel kalıplarına sadık kalmakla birlikte yeni biçimlerde kullanmıştır. Padişahlar 4:3 profilden bakışları uzaklara dönük ve bir mekan içerisinde rahat pozlarda oturur biçimde ve oldukça yakından betimlenmişlerdir. Figürler renk tonlamaları ve gölgelendirme ile boyanmış ve yüzeysellikten kurtulmuştur. Sanatçı padişahları idealleştirmek yerine cesur bir tutumla fiziksel kusurlarını da yansıtmıştır.
dönemin padişahı 3. Ahmet'i diğer portrelerden farklı olarak arkasında şehzadesiyle tasvir etmiştir ki bu yine ikonografide daha sonraki padişah portrelerinde tekrarlanmıştır. 18. yüzyılda İstanbul'a gelen Avrupalı sanatçılar arasında yer alan ve 1699-1737 yılları arasında İstanbul'da yaşayan Mahmut, elçi mahiyetinde saraya girme imkanına sahip olmuş, İstanbul görünümlerine yanı sıra sarayda yapılan elçi kabulleri ve 3. Ahmet portreleri yapmıştır. Bugün Osmanlı yaşamına ait birçok resmi Hollanda'da Rijksmuseum'da bulunan sanatçının bir 3. Ahmet portresi de resim koleksiyonundadır. Bu sahnede padişahın giyim kuşam tarzı, arka planda tıpkı kabul sahnelerindeki gibi murassa solmuşlu bir sarığın duruşu, silahtar ağanın elinde tuttuğu kılıç, padişahın bir törene hazırlanışının son aşamalarının yaşandığını hissedermektedir. Perde motifi ise Avrupalı kral portrelerinde sık sık görülen bir motiftir. 18. yüzyılın ikinci yarısı padişah portreciliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olur. Sultan 3. Mustafa ve 1. Abdülhamit dönemlerinde pek çok eser veren saray ressamı Rafael, bu yeni üslubu belirleyen sanatçıdır. Devrinin Padişah Portreleri albümüne bu dönemde eklenen 3. Mustafa, 3. Osman, 3. Mustafa ve 1. Abdülhamit portreleri Rafael adledilir. Bu portrelerde padişahlar Osmanlı betimleme anlayışı tamamen terk edilmeksizin düz mavi bir fon önünde elleri dizlerinin üzerinde, altın tören tahtında oturur vaziyette, son derece gerçekçi ve ifadeli olarak betimlenmişlerdir. Rafael, Ermeni asıllı bir hasar ressamıdır ve gençliğinde İtalya'da eğitim gördüğü bilinir. Bu portrelerdeki yeni ikonografi daha sonra yapılan padişah portrelerinde tekrarlanmıştır. Resim koleksiyonuna kayıtlı olan biri kağıt, diğeri tuval üzerine yapılmış, birbirinin eşi olan 3. Mustafa portreleri, bu kalıbın tekrarlandığı örneklerdir. Bunlardan biri yağlı boya, biri kağıt üzerine yağlı boya tekniğinde. Yani biri tuval üzerine, biri kağıt üzerine. Kitap resminin malzemesi olan kağıt üzerine yağlı boyanın kullanılması köklü bir değişimin habercisidir. Bu portrelerin en önemli özelliği Osmanlı tasvir sanatında geleneksel minyatür resminden tuval resmine geçişin ilk örnekleri olmalarıdır. İlk tuval resimlerinde minyatür üslubunun klasik unsurlarından ve Osmanlı padişah portreleri ikonografisinden tamamen vazgeçilmemiştir. Bununla birlikte Osmanlı resim sanatı artık yepyeni bir yola girmiştir. Osmanlı betimlemesinde ilk kez ortaya çıkan ve Avrupa kökenli bir form olan oval modellerinde 19. yüzyıl portrelerinde devam etmiştir. 1. Abdülhamit döneminde de Osmanlı sanatçıları tarafından minyatür ve yağlı boya portreler bir arada yapılmıştır. Padişahın tuval üzerine yapılmış iki portresi resim koleksiyonudur. Rafael veya aynı üslupta çalışan bir Osmanlı sanatçısı tarafından yapıldıkları düşünülür. Padişahın günlük yaşamında betimlendiği izlenimini veren portre buradaki. Geleneksel minyatür resmiyle batılı anlamda tuval resminin iç içe geçtiği tipik bir örnektir. Padişahın oturduğu sedirin boyamasında kullanılan yaldız da minyatür tekniklerinin yeni bir malzeme olan tuval üzerinde hala kullanıldığını göstermektedir. Bu dönemin portrelerinde bir kavram değişikliği de söz konusudur. Artık hükümdarlık imgesini yansıtmak değil, padişahı belirgin ve gerçekçi fiziksel özelliklerini bir kişilik olarak yansıtmak amaçlanmıştır. Öte yandan ikinci resimde Rafael'in elleri dizlerinin üzerine altın tahta oturan padişah portresi kalıbı tuval üzerine tekrarlanmıştır. Güzel iş. Şehzade 3. Selim. Bu da Rafael'e ait. Resmin arkasındaki bu kağıt üzerine Şevketli, muhabbetli Efendimiz'in 12 yaşındayken yapılan tasvirleridir. Ressam Rafael yazılıdır. Şehzade Rafael'in diğer padişah portrelerindeki gibi düz renkli bir arka plan önünde ancak bunlardan farklı olarak ayakta ve iki eli önünde birleştirmiş vaziyette cephede resmedilmiştir. Yüz hatları, kürklü kaftanı, beline takılı murassa hançerin kapsası ve kabuğu özenli bir şekilde boyanmıştır. Özellikle yüz ve ellerde bu tuval resminde minyatür geleneğinin tamamen terk edildiği görülür. Yerdeki kırmızı üzerine mavi desen halıyla de perspektif etkisi güçlendirilmiştir.
18. yüzyılın ikinci yarısında hüküm süren padişahların yerli ve yabancı birçok ressamı guaş ve yağlı boya portrelerini sipariş etmeleri, bunların artık kitap ve albümlerde yer almak üzere değil, asılmak üzere yaptırıldığını göstermektedir. İmzası olan bu yağlı boya portrede padişahın bilinen fiziksel özellikleri de betimlenmiştir. Burada başındaki sorduğuça dikkat çekmek istiyorum. Bugün hazine koleksiyonuna ait Kaşıkçı Elmas'ı alıp, bu portreden de Elmas'ın bir dönem solguç olarak kullanıldığını anlıyoruz. 18. yüzyılın ikinci yarısında görülen bir başka padişah portreciliği türü de soy ağaçlarıdır. Avrupa'da kraliyet ailelerinde ve soylu çevrelerde yaygın olan soy ağaçları ilk kez Sultan 1. Abdülhamit döneminde ortaya çıkmış. Bundan sonra 3. Selim döneminde yaygınlaşarak 19. yüzyıl ortalarına kadar çok sayıda yapılmıştır. Soy ağacı resimlerinde padişah portreleri madalyonlar içerisinde bir ağacın dallarına yerleştirilmiştir. Madalyonlar padişahların silsilesini göstermek üzere dallar veya kurdelelerle birbirine bağlanmıştır. Çoğunluğu imzasız olan bu resimlerin üzerindeki Osmanlıca ve Rumca yazılar İstanbul'daki yerli ressamlarca yapılmış olduklarını düşünülür. Resim koleksiyonunda çeşitli dönemlere ait soy ağaçları bulunmaktadır. Bunlar da bir önceki dönemin portreleri örnek alınmıştır. 18. yüzyılın sonundan itibaren ve 19. yüzyılda padişah portrecilerin giderek yaygınlaştığı, yerli ve yabancı sanatçılar tarafından çok sayıda portrenin üretildiği görülmektedir. Devlet büyüklerine, yabancı temsilcilere ve hükümdarlara sunulmaya başlanan padişah portreleri bir anlamda diplomatik hediye ve hatta propaganda amacıyla kullanılmıştır. 3. Selim döneminde resim etkinliğine yeni bir soluk getiren sanatçı ise Kapıdağlı Konstantin'dir. Rum asıllı sanatçının erken tarihli resimlerinde bazı yeniliklerle birlikte minyatür geleneğini devam ettirdiği, daha sonra ise ikonografik kalıpları tamamen değiştirdiği ve minyatür üslubundan neredeyse tamamen uzaklaşarak Batı tarzı tuval resimleri yaptığı görülür. 3. Selim döneminin resim etkinliği içinde önemli bir yer tutan bu büst portresi Kapıdağlı Konstantin tarafından yapılmıştır. Burada padişah ayakta yarım büst olarak oval bir madalyon içerisinde betimlenmiş. Bir resmin altında padişahın o yıllarda yaptığı askeri reformları simgeleyen tophane fışısı betimlenmiştir. Resmin altındaki açıklamalardan portrenin Konstantin tarafından Hicri 1208-1793 yılında yapıldığı ve Londra'da gravürlendiği anlaşılmaktadır. Konstantin'in padişah portreleri ikonografisine yepyeni bir kalıp getirdiği bu portrenin 3. Selim'in siparişi üzerine yapıldığını ve gravürlendiği Topkapı Sarayı'ndaki bir arşiv belgesinden de anlaşılmaktadır. Belgeye göre 60 tane basılmış olan tasvirden 10 adet daha basılarak bazı erkana verilmesini buyuran ferman üzerine basılanlar Efrat Boyvalası aracılığıyla gönderilecektir denmektedir. 3. Selim'in Avrupa'da krallar arasında yaygın olduğu gibi bu portreyi Napolyon'a hediye ettiği de yine arşiv çeşitli belgeler var. Belgelerinden anlaşılmaktadır. Bunlardan biri 1808-1811 yılları arasında Fransa elçisi olan Seyit Abdurrahman Muhib Efendi'nin 1806 tarihli mektubudur. Uzun süredir kendisinde bulunan Konstantin kârı bir tasvir-i hümayunu altın kârı bir pervaza yerleştirerek hariciye nazırı Talleyrand eliyle Napolyon'a hediye ettiğini ve ardından Napolyon'un kendisini kabul ederek portreyi hiç resim olmayan bir odaya astığını ve Sultan Hazretleri'nin derunları gibi tasvirleri dahi güzeldir ifadesini kullandığı mektuptan anlıyoruz. Topkapı Sarayı'nda ve Avrupa'da çeşitli koleksiyonlarda renkli ve siyah beyaz çok sayıda kopyası bulunan bu portre, bir Osmanlı padişahının kendi portresini bastırarak dağıtmasının ilk örneklerindendir. Sultan 3. Selim'in Kapıdağlı Konstantin'e sipariş ettiği ve daha sonra Londra'da gravürlenen bir padişah portresi serisi de benzer şekilde Osmanlı hanedan imgesini Avrupa'ya tanıtmak amacıyla yapılmıştır. Bugün resim koleksiyonunda bulunan bu seri, Osman Gazi'den itibaren hüküm sürmüş 28 padişahın guaş portrelerinden oluşur. 3. Selim döneminde gravürlenmek üzere Londra'ya gönderilmiş, ancak gravürler Sultan 2. Mahmut döneminde tamamlanarak 1815 yılında Jean Yan tarafından yayınlanmıştır. Daha önceki padişah portreleri serilerinde padişahlar oturur vaziyette resimlenirken bu seriyle
önemli bir değişiklik olarak padişahlar daha batılı bir biçimde ayakta yarım düz ve 4-3 profilden gösterilmiştir. Oval madalyon ve alt kısımda her padişahla ilgili bir betimlemenin yer alışı da diğer bir yeniliktir. Padişahların fizyonomileri ve giysileri için devrinin betimlediği kibir, musaber, sesilen, name portrelerinin örnek alındığı görülmektedir. Bu yeni ikonografi daha sonra yapılan Osmanlı padişah portreleri ve özellikle soy ağacı tabloları için örnek oluşturmuştur. Burada birkaç örnek. İkinci numara. Fatih ve ikinci Beyazıt. Yavuz Sultan Selim ve ikinci Selim. Birinci Mahmut ve üçüncü Osman. Birinci Abdülhamit ve üçüncü Selim. Resim koleksiyonunda 3. Selim'in Kapı Dağlı tarafından yapılmış iki önemli portresi daha bulunmaktadır. Bunlardan birinde önceki geleneklerin, diğerinde tuval resmi geleneklerinin ağır bastığı görülür. Bu resimde kağıt üzerine sulu boya tekniğinde yapılmış, portrede Kapı Dağlı Padişahı, Rafael'in padişah portrelerinde olduğu gibi altın tahta otururken iki eli dizlerinin üzerinde resmederek benzer bir kalıp kullanmıştır. Buradaki yenilik padişahın kubbeli bir revak altında oturmasıdır. Arkada geniş bulutlu bir gökyüzü ve Üsküdar kıyılarına uzanan bir manzara vardır. Renkli taş döşemeli mekan Topkapı Sarayı'nın mermer terası olmalıdır. Ay bu pek güzel çok, değil mi? Evet çok güzel. Ben de çok seviyorum. Tuval üzerine yal boyacı yapılmıştır. Resmi Konstantiniye Kapı Dağlı imzalıdır. Sol üst köşedeki tuğla da 1218 tarihi, yani 1803'e geliyor. Var. Padişah bir oda içinde sedirde oturmuş vaziyette elinde tesbihiyle resmedilmiş. Diğer resimlerinde resmi tören giysileri var ile betimlenmişken burada kürklü bir kaftan ve iç enterlisi giyinmedir. Padişah fizyonomisi oldukça gerçekçidir. Yumuşak fırça darbeleri, mekan düzenlemesi, tüm ayrıntıların ustalıkla bir işiyle tamamen batılı anlamda bir tuval üslubunu yansıtmaktadır. Bir de pek güzel şu elindeki tesbih de var. Tesbih de var. Bu bugün bu yani. İçindeki iç elbisesi de bizde hala. İç elbisesi de o da şey, Selimi kumaşlar. Selimi denen kumaşlar. Şu şeyin nişin içinde ne var? Bir saat var hocam, o saatin de bir benzeri var. Koleksiyonda. Evet. Bu da 3. Selim'in Topkapı Sarayı 2. avlusunda Babus Zade önünde yapılan bir töreni. Ya cülüs töreni ya bayram töreni, ama olasılıkla bayram töreni. Burada Sultan Kapı önüne yerleştirilen altın tören tahtında oturuyor. İşte devlet erkanı. Bunları sayayım mı bilmiyorum. Solu masadranda sayayım. Burada mesela Koca Yusuf Paşa portresi var. Bir takım kişiler, devlet görevlileri portre özellikleriyle tanınıyor. Sanatsal değeri yüksek bir resim. Yine Kapı Dağlı Konstantin tarafından yapıldığı düşünülüyor. Ve belge açısından da çok önemli. Saraydaki teşrifatı göstermesi açısından. 3. Selim'den sonra tahta çıkan 2. Mahmut, Batı tarzı tasvir sanatının yaygınlaşmasında ve benimsenmesi de önemli bir rol oynamıştır. 3. Selim döneminde hemen her alanda başlayan reformların kurumlaşması bu dönemde gerçekleşmiş. 1828 yılında gerçekleştirdiği kıyafet değişikliği sonrasında yeni Osmanlı imgesini yaygınlaştırmak amacıyla setre, pantolon ve fesleğe oluşan kıyafetiyle yaptırdığı portrelerini devlet erkanına, yabancı temsilciliklere göndermiş, devlet dairelerine astırmıştır. İkinci Mahmut döneminde tasvir-i hümayun denilen yeni bir padişah portresi türü ortaya çıkmıştır. Bunlar küçük boyutlu madalyonlar şeklinde ve fil dişi üzerine yapılmıştır. Minyatür denilen bir bu tür portreler Avrupa'da 18. yüzyılda yaygınlaşmıştır. Genellikle bir zincirle boyuna asılmak üzere yapılan fil dişi portreler bu dönemden sonra 1922'ye kadar yerli ve yabancı sanatçılar tarafından üretilmiştir. Burada da ikinci Mahmut'un fil dişi portresini görüyoruz. İkinci Mahmut yabancı ressamlara yaptırdığı yağlı boya portreleri ikinci Mahmut'un genellikle büyük boyutludur. Bu da oldukça büyük bir portre. Osmanlı padişah portreciliğinde ikonografik açıdan artık tümüyle yeni biçimlerin yerleştiği görülmektedir. Padişah Avrupalı kralların portrelerine benzer bir biçimde betimlenmiştir. Elinde tuttuğu ferman hükümdarlığını, ileriye doğru işaret eden sağ eli reformlarını, masanın üzerindeki kitaplar bilime verdiği önemli simgeler. Bu Atatürk. Da,
hedefiniz Akdeniz dibileri. Onu benziyor. Onun gibi. Acaba gördü mü Atatürk yoksa böyle? Sultan II. Abdülhamit Yıldız Sarayı'nda yaptırdığı müzenin bir bölümünde padişah portrelerini sergilemiş ve kendisinden önceki bazı portreleri padişahların portrelerini müzesinde sergilemek üzere yaptırmıştır. Bu da daha sonradan yapılan bir portre. Padişah burada da Avrupalı kral portreleriyle aynı tarzda betimlenmiş. 1839 yılında tahta çıkan Sultan Abdülmecid'in de fil dişi ve yağlı boya gravür portreleri resim koleksiyonunda bulunmaktadır. Fransız ve ressama atfedilen portre fil dişi tarzında. Ayrıca padişahın yerli ressamlar tarafından yapılmış fil dişi portreleri de var. Sevim Manas ve Joseph Manas gibi. Bu da Manas ailesinden ve tam Manas'a atfedilen bir yağlı boya portre. Bu da David Wilkie'nin Sultan Abdülmecid portresi. 1840 yılında İstanbul'a gelen Wilkie burada pek çok resim yapmış. Padişah sanatçının talebi üzerine huzurunda portresini yapmasına izin vermiş ve tahtında değil, odasında bir kanepe üzerinde otururken betimlenmeyi padişah kendisi tercih etmiştir. Günümüzde bu portrenin bir kopyası İngiliz Kraliyet koleksiyonunda, diğeri müze koleksiyonunda. Sultan Abdülmecid resme son derece ilgi duyan ve kendisi de resim yapan bir padişah, döneminde birçok sanatçıyı sarayına davet etmiş ve portrelerini, resimler yaptırmış, bunun dışında portrelerini yaptırmış. Dış ülkeleri ziyaret eden ve heykelini yaptıran ilk padişah. Döneminde Güme, Polonyalı ressam Chanigowski tarafından yağlı boya portreleri, Manas ve İçen Abdullah gibi yerli ressamlar tarafından da geniş portreleri yapılmıştır. Çelebovski'nin Sultan Abdülaziz portresi ve Güme'nin portresi. Abdülaziz'den sonra büyük boyutlu padişah portrelerinin yapılmadığı görülür. Bu dönemde fotoğrafın yaygınlaşması portre üretimini azaltmış olmalıdır. Sayıca az olmakla beraber koleksiyonda 19. yüzyıl ikinci yarısından itibaren tahta çıkan tüm padişahların çeşitli tekniklerde yapılmış portreleri vardır. Sultan 5. Murat bu portrede Ayvazovski tarafından yapılmış. Dönemin gazetelerinde Sultan Abdülaziz'in bir portresini yaptığı söyleniyor Ayvazovski'nin. Ancak böyle bir portre bugüne kadar ortaya çıkmamış. Ancak işte, Türkiye'de bilinen tek portre çalışması da Ayvazovski'nin. Sultan II. Abdülhamit'in bir yağlı boya portresi ve Yıldız Sarayı Müzesi'nde kurduğu müzenin resmi, sulu boya bir resim, uzun bir resim bu. Ben sadece bir detay aldım. Burada padişah portrelerinin sergilendiği bölüm. Yıldız Sarayı'da nerede sergileniyor acaba? Yok. Yani padişahın döneminde sergilenmiş bir bölümde. Bir müze kurmuş ve bir bölümünde de bu. Yani resmin altında da o yazıyor zaten. Belki de planlandı, hayata mı geçmedi ama portre de yaptırmış. Efendim? Güzel Sanatlar Binası Şehir Müzesi şimdiki hocam. O zamanlar bir takım doldurulmuş kuşlar da sergilendi, konuşuluyordu. Yani sarayın belediyenin için müzesi şimdi kullandı, belediyenin müzesi. Orada mı evet, acaba? Evet, %90 orası gibi çünkü. Olabilir. Evet. Böyle uzun bir mekan tabii, neresi olabilir işte diye Yıldız Sarayı'nı evet, düşünüyorum. Tam Silahane'nin karşısı. Evet, karşısı. Hı-hı. Burada sergilenen portrelerin de bugün en azından bir bölümü Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonunda. Kral Sultan Mehmet Reşat portreleri. Mehmet Reşat da döneminde geçmiş padişahların portrelerini yaptırmış. Kendi portreleri de var. Daha antrenik imzalı bir fil dişi, 2. Abdülhamit portresi. Ve Sultan Mehmet'i yine antrenik imzalı. Sonuç olarak Osmanlı padişah portreciliği ilk kez portresini yaptıran Fatih ile başlamış ve bundan sonra neredeyse 500 yıl sürmüştür. Portre yapımının köklü bir geleneğe dönüşmesi ise Sultan 3. Murat döneminde 1570'lerde gerçekleşmiş ve bundan sonra 1922 yılında saltanatın sona erişine kadar devam etmiştir. 18. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlı nakkaşlarınca yapılan portrelerin çoğunluğu el yazmaları için minyatür resmi olarak tasarlanmıştır. Ve bunların esin kaynağı Türk-İran gelenekleridir. 18. yüzyıldan itibaren geleneksel kitap resminden
Batılı anlamda yağlı boya tular resmine geçiş yaşanmıştır. Bunların esin kaynağı ise Avrupa'dır. Teknik, üslup ve boyut olarak birbirinden tamamen farklı olan bu iki türün birbirini örnek alarak kimi zaman iç içe geçtiği ve Türk-İran ve Avrupa geleneklerinin ilginç bir biçimde kucaklaştığı görünmektedir. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.